Selamlar arkadaşlar, hepiniz plastik yemir ekranların hoş geldiniz. Sizlerle beraber. Skyrim maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi diğer video çok kısa olmuştu. Zil çalması sebebiyle hemen kapıya koşturmak zorunda kaldım ve bu arada da kaydımı kapattım. Bu yüzden şu an kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Arka planda ufak bir hışırtı duyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun temel sebebi ise benim ilacımın suda eriyen bir ilaç olması ve erirken kabarcıklar çıkarması. O kabarcık sesini duyuyorsunuz şu an. Kısa sürede düzelir küçük bir kapsül. Suda eridikten sonra içmem gerekiyor. Sünüzitim alakalı bir ilaç kullanıyorum arkadaşlar. Ve en son Tanmurun dosyası Urfik fırtına pelerinde kalmıştık. Müsaadenizle bunu okuyalım ama okumadan önce dilerseniz bir kaydımızı kontrol edelim. Ee, kayıtta mıyız? Görüntü net mi diye. Aynen görüntü gayet güzel bir şekilde sizlere iletiliyor anladığım kadarıyla. Ve e, mouse alakalı da bir problem yaşamadık. Harika. Şu Ulfric fırtına pelerin dosyasında abi benim dikkatimi bir şey çekmişti. Bakın ikinci sayfanın sonlarına doğru bakacak olursanız mouse işareti burada çıkmadığı için gösteremiyorum. Ak altın kulesi kuşatmasında esir alınınca dikkatimizi çekti. Onu sorgulayan, o sorgu, onu sorgulanırken muhtemel değerini öğrendik. Miferyeli Mevki Bey'inin oğlu olduğunu ve onu sorgulayan kişiye değerli varlık olarak atandı. O kişi de şu anda resmi elçi Eleven'dir. Yani abi ben bu kitabın tamamını okudum tamam mı? Kitabın tamamında anlattığı kadarıyla arkadaşlar bu Ulfric hani biz oyunun başındayken bizimle beraber idam edilecekti ya. Hani ejderha saldırdı. İmparatorluğa saldırdı ejderha. Bu ejderhanın e, imparatorluğa saldırmasını tesadüf olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama ve arkadaşlar imparatorluğa saldıran bu Talmor... Yani normal normalde Talmor benim bildiğim kadarıyla imparatorlukla yan yana savaşıyor ama fırtına pelerinlilerin de yıkılmasını istemedikleri için imparatorluğa saldırı düzenliyorlar. Yani ejderhayı oraya kendileri gönderiyor ama kendileri göndermemiş gibi gösteriyor. Ve Ulfric arkadaşlar sanırım Eleven'a hizmet ediyor. Yani fırtına pelerinliler aslında dönek olabilirler. Tam olarak emin değilim. Şu an hikaye bende karmaşık bir vaziyette. Hatta dilerseniz sizin hikayeyi daha rahat anlayabilmeniz açısından şu kitabı baştan bir okuyayım. Müsaadenizle arkadaşlar. Eğer sıkılan arkadaşım varsa lütfen keyfini kaçırmasın. Birazcık videoyu sardırsın. Muhtemelen 2-3 dakika sonra okumamız bitmiş olur. Değerli işbirliğine yanaşmıyor. Abi işbirliğine yanaşmıyor diyor da değerli varlık falan diyor. Neyse onu hiç karıştırmadan okuyacağım ben abi. Ee, geçmişini okumaya başlarım. Urfrik ilk defa imparatorluğa karşı açılmış birinci savaş sırasında Ak Altın Kulesi kuşatmasında esir alınınca dikkatimizi çekti. Onu sorgularken muhtemel değerlerini öğrendik. Mifer Yeli Mevki Bey'inin oğlu olduğunu ve onu sorgulayan kişiye değerli varlık olarak atandı. O kişi de şu an resmi elçi Eleven'dır. Onun vereceği bilgilerin imparatorluk şehrini ele geçirmek için çok önemli olduğuna inandırıldı. Aslında o kırılana kadar şehir düşmüştü ve sonrasında kaçmasına izin verildi. Savaştan sonra bağlantı kuruldu ve değerli bir varlık olduğunu kanıtladı. Markart olayı Skyrim'deki stratejik amaçlarımız için kısmen önemli olsa da, sonrasında Orphrik direkt iletişime geçmekten kaçındı. Operasyon notları direkt olarak il iletişim kurma şansımız var olağanüstü durumlarda. Ama değerli varlığın ölmüş olduğu varsayılmalıdır. Sivil savaş sonucu belirsiz biçimde devam ettiği müddetçe bir şey yapma şansımız yok. Hergen'deki olay nasıl bir istisna yapılması gerektiğini örnek teşkil ediyor. Ulfric'in ölümü elbette imparatorluğun kazanma ihtimalini büyük oranda arttıracak. Ve bu da Skyrim'deki konumumuza zarar verecek. Not. Hergen'deki olaya ejderhanın tesadüf olarak karışması hala inceleme aşamasındadır. Varılan sonuç ejderhaların arkasında olan kişinin savaşın ilerleyişiyle de ilgilenmesi ama bizim amaçlarımızı taşıdıklarını varsaymıyoruz. Fırtına pelerin zaferinde önlenmiş ol... fırtına pelerin zaferi de önlenmiş oldu. Fakat fırtına pelerinlerle dolaylı yollardan yapılan yardımlar bile dikkatli yürütülmelidir. Abi gerçekten bu Talmor ne halk diyor bilmiyorum yani fırtına pelerine mi hizmet ediyor imparatorluğa mı hizmet ediyor bu arada benim ilacım çözülmüş arkadaşlar sudan. müsaadenizle onu bir içeyim. İğrenç bir şey ya. Gerçekten bu suda eriyen ilaçları ben tatlı bilirdim de yok hiç tadı tuzu yok abi ya. Şişlik yapıyor bir de abi. En kötüsü. Şu ilacımı içeyim devam edelim arkadaşlar müsaadenizle. Bunu video dışında da yapabilirdim ama vakit kazanmak açısından böyle bir şey yapıyorum. Hani ben şimdi ilacı içmeyi beklersem video yaklaşık 15 dakika daha kısa olabilirdi. Yani niye yarım saatlik video çekmek dururken sizlere daha fazla video süresi sunmak dururken bunu kısa indirgeyim ki öyle düşündüğümden dolayı bunu yaptım. Son yudum abi. Müsaade ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen şu bardağı bir yere koyup devam edeyim. Benim masamın üstünde zaten ana baba günü arkadaş ya. Ne ararsan var, ne ararsan var. Şimdi bütün dosyaları okuduk. Bu arada üzerime döktüm ilacı ya. Herhalde klavyenin üstüne mi döktüm? Aa, klavyenin üstüne dökmüşüm ya. Heh, neyse ki tuşlar çalışıyor. Tamam, sorun yok. Ne kadar sakar bebeğim ben ya. Abi 20 yaşına geldim. Hala sakarım, hala sakarım. Anlamıyorum ki ben. Nasıl büyüdüm? Ya eski zamanlarda elim oğlu aslanlarla, kaplanlarla savaşıyordu. Ya, yılan terbiyecisi diye adam var abi. Yılanları dövüyor. Ben kara fatmadan korkuyorum abi. Küçücük böcekten korkuyorum. Nasıl adamım ben anlayamadım ki ya. Neyse şimdi girelim arkadaşlar. Şu abi bir dakika bu koşmuyor. Ha shift'e basınca koşuyor. İki tane iki defa W'ya basınca koşma olayı Minecraft'taydı. Eleven güneşi. Eleven güneşi. Aa burası zindan işte. Şimdi şu nokta bahsedilen elemanı kurtaracağız sanırım. Zindanın aşağısına inip. Oraya nasıl ineceğiz peki? Birazcık sessiz olalım. Şu mikrofonu kapatsam da bir var ya şöyle aslanlar gibi bir giyirsem nasıl rahatlayacağım da. Neyse. Ayılığın alemi yok. Şimdi. Ya. Buranın anahtarı bende olduğundan dolayı direkt kolay açtık abi. Şimdi. Sessiz olmalıyım. E, muhtemelen elime ok çekmem daha mantıklı olacaktır benim için. Ve okta birinci şahıs modunda ilerleyelim ki. Herhangi bir şeyi gözümüzden kaçırmayalım arkadaşlar. Okta birinci şahıs modunda ilerlemeniz bence ciddi bir önem arz etmekte. Şuradaki varilleri aramama gerek var mı ya? Yani elma melma ne gerek var şimdi? Ama sağlığa ihtiyacımız olursa sağlık iksirimiz var. Bize kuvvet lazım. Birader burada nebetçi yoksa gel benim yüzüme tükür bak. Haydi ya Allah. Ulan ölmedi ya. Fark etti. Tamam artık sorun yok. Öldürdük. Okçuluk yeteneğimiz o kadar ileri olmadığından dolayı da ne oldu? Alto şarabı ne yapıyormuş? Kuvveti iyileştiriyormuş. Buradan başka alabileceğim bir şey var mı? Hayır buradan başka alabileceğim bir şey yok. Var mı abi başka nöbetçi? Hemen birader galiba seni kurtaracağız ya. Ama bekle önce bir şu kasayı açalım. Talmor dosyası Esper. Bu ne olabilir acaba? Hemen bunu da okuyalım arkadaşlar. Dilerseniz seslendireyim sizler için. Ee, ejderhaların dönüşünü araştırı tamamladık. Şimdi Talmor elçiliğinden kaçacağız ama kaçmadan önce şu bilgileri bir okuyalım. Durum kaçak. Yalnızca yakalayın. Yüksek öncelikli resmi elçi onaylı. Yüksek öncelikli dediğine göre bizim bu elemanı kurtarmamız kilit rol. Erkek kuzeyli 70'lerinin sonlarında. Biz de 70 yaşında adam şu an ne bileyim ekmek almaya ulusa gidiyor arkadaş ya otobüs bedava ya. Geçmiş. Esperli imparatorluğa karşı açılan birinci savaşı öncülük eden yalımların akıl hocalarından biriydi. Saha, saha ajanı değildi ama artık yalımların savaş öncesi zamanlarda yaptığı Falineste olayı ve Mavi Nehir hapishanesinden kaçış gibi en zarar verici operasyonların başında olduğuna inanılıyor. Selefimin ceza verilmek için Alinor'a çağrılan ve tekrar eğitim alan yaptığı affedilmez bir hata. Parantez işlerini anlamıyorum abi. Ee, bir dakika devamı varmış oranın. Affedilemez bir hata yüzünden dosyayı yıllar boyunca değişmeden bekledi. Hakkında yanlış bilinen şey yaşı yüzünden tehlike arz etmeyeceği ve hiç saha deneyiminin olmadığıydı. Operasyonlarda çalışan herkese yalımlardan kimsenin hiçbir sebep yüzünden düşük öncelikli sayılmaması gerektiğini hatırlatmasını yapmalıyım. Her biri bulunmalı ve adalete teslim edilmelidir. Operasyon notları, ejderhaların nasıl geri döndüğünü ve bunu ne anlam taşıdığını bilmiyoruz. Yalımlar arasında ejderhalar hakkında uzna, uzmanlardan biri olarak bilinen Esper'ni yakalamayı en öncelikli görev yaptım. Üzülerek söylüyorum ki ejderhalar konusunda onların bilgisinin yakınından bile geçemeyiz. Bu bilgiyi Akaviri atalarından at almışlardır ve şu anda bile bizden üstündürler. Bu genelde teoride kalmaktadır. En eski yalımların üstadlarından kaldığı inanılan Bulu Takim Tapınağı'nın arşivlerinin bulunduğu depo kuşatma sırasında büyük ölçüde yıkıldı ve kaybedilenlerin geri getirebilmek için çok büyük çabalar harcadılar. Görünüşe göre ejderhalarla ilgili kayıtların çoğu önceki saldırılarımız sırasında ya silindi ya da yok oldu. Bu espen, ejderhaların nasıl ve neden geri geldiğini öğrenebilmek için elimizdeki en iyi seçenek. Yalımların ejderhaların geri dönüşüyle bir ilgisi olduğunu inkar edilemez. Son zamanlarda Esper'nin hayatta olduğu ve vadi kentte bir yerlerde saklandığı ile ilgili sağlam bir bilgi aldık. Onu gören biri olma ihtimaline karşı araştırmalar devam ediyor. Esmer'le tehlikede olduğunu hissettirmek için bu işlemleri çok dikkatli yürütmeliyiz. Hissettirmemek için. Tabi vadi kentte ise şehirden kaçma gibi şansı olma olmamalı. Hmm. Tamamdır abi şimdi bu eleman ıı, nasıl fark edildim ya? Ne diyorsun mübarek? Şu eleman tarafından mı fark edildim ben? Hop tamam. Dinle beni casus. Bir dakika. Bu eleman kim? Ettin Endus bilmem ne. Kardeş. Oğlum sana işkence etmek için burada değilim. Bir an önce e, buradan gidelim. Hepinizi kurtarıp çıkaracağım. Açıklayacak vakit yok. Hadi gel bu taraftan. Muhafızlar burayı cesetlerden kurtarmak için kullandıklarını gördüm. Mutlaka bir yerlere çıkarıyor olmalı. Tamam. Tamam abi hadi hadi hadi. Hadi sanırım yakında bir şey girişmek zorunda kalacağız. Neredesiniz lan? Kılıksız herifler. Burada biri var mı? Burada biri var. Burada biri var. Nerede? Aman Allah'ım. Geber pislik. Kardeş. Kardeş. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kurtaracağım. Seni de kurtaracağım. Kardeş. Kardeş seni de kurtaracağım. Sana ne yaptım ki ben? Hadi. Tamam dostumun düşmanı dostumdur. Yürü. Yürü abi basit matematik formülü hadi. Ka İyi de bunların hepsi niye kara alfa abi? Ee? Bilader buradan gösteriyordu Şu sandığı da bir arayalım ne var? Ooo. Oo. Güzel turnayı gözünden vurduk. Bilader anahtar. Evet gizli geçit anahtarı. Haydi görüşürüz Muruk. Kaçtık. Güzel bir şekilde kaçtık ve iki kişiyi kurtardım. Tabii ki bunları niye kurtardığımı bilmiyorum ve sanırım tam olarak da kurtarmış sayılmıyordum. Sayılmıyorum. Abi bu burada. Bu kim? Malborn. Oğlum sen nara geldin lan? Bir dakika önden kaçan bir kişi var. Sen kimsin? Beni götüren adamsın. Abi ne oluyor? İçeride bir şey var. İçeride bir şey var. Yani burada bir yerde bir şey var abi eminim. Ha çıkış burada. Tamam. Çıkışa bir an önce ben de... Troll mü? Aman Allah'ım. Troll! Tamam abi Malborn'la e, işlevli girişimiz sonrasında trolü indirdik aşağı. Yürü. Yürü Malborn. Bir yer kurtardığım e, elf hanımefendiye ne oldu acaba? Onu merak ediyorum. Oh tam moral kaç. Delpin'le konuşmam gerekiyor şimdi. Ee, Lydia'nın nerede olduğunu bilen kardeş. Ee, bana yardım etmek zorunda değildin. Yani teşekkürler. Rica ederim dostum. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ha Lydia da burada. Hiç endişelenmedin mi kız? Benim için. Ya erime bir şey olmuş mudur diye. Herifime. Ya nerede? Bizim Lydia gamsız abi. <laughs> Gidelim şu Irmak koruna Delpine görevi başarıyla tamamladığımızı söyleyelim ve dosyaları verelim. Yalnız abi bak Delpinde yalınlardan birisi ve yalınların bu ejderhaların dönüşüyle yakından ilgisi olduğunu söylüyorlar. Yani belki de yanlış tarafa hizmet ediyor olabiliriz. Ya da benim kafa entrika kurmaya çok yatkın. Bu yüzden sürekli kendi kendime senaryo oluşturuyorum. Bu da güzel bir seçenek. Ve bu da seçeneklerden biri uyuyan dev hanına girelim. Bu arada Skyrim'in dizi gibi olduğunu söyleyenler var. Gerçekten beni çok rahatlatıyorlar. Bu da ne? Ara Seven. Ha, bunu ben öldürdüydüm. <laughs> Şimdi hatırladım ha. Allah. Abi ne yapayım? Çok fazla şarkı şiir söylüyordu sanırım. Tuttum çaktım ağzını. Da bunun ağzına niye çakmışım? Oho, ben buranın e, içine etmişim ya. Kime satacağız eşyaları? E burada kimse yoksa ben burayı bir tamam ederim abi. Şaraplarını, meraplarını, her şeyini alırım yani. Bu da benim en doğal hakkım yani. Yağma hakkı. Bunlar gerçi az sağlık veriyorlar da abi şarapları neden alıyorum? Çünkü hem 0.5 ağırlık taşıyorlar hem de kuvvet arttırıyorlar. Kuvvet arttırmaları iyi bir şey. İttir abi. İttir yani. Şarapları ittir. Ejderhalar var mı? Bunu da okuyacağım bir ara. İttir abi şarabı. İttir şarabı. Al parayı. Kazara tabak almadın değil mi? Sana saldırırım yoksa kazara tabak aldık. Tabak. Çeşitli de olurdu. Tabak mabak almamışız. Güzel. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Zannetmiyorum. Hadi gel gidelim Delphi'nin yanına. La la la. La la A burada var. Delpin, Al şu şarap var. Şarap var. Şarap var yahu. Para kesesi var. Para da lazım abi. Yürü hadi. Ee, gidiyoruz Lydia. Delfin. En azından sağ salim çıkmayı başardın. Söz verdiğim gibi eşyaların odamda emniyette. Yararlı bir şeyler öğrenebildin mi? Talmor ejderhalar hakkında hiçbir şey bilmiyor. Aynen. Gerçekten mi? Buna inanmak zor görünüyor. Bundan emin misin? Madem bana inanmayacaktın neden gönderdin? Evet eminim Esper'ın adında birini arıyorlar. O yaşıyor mu? Yıllar önce Tarmor'un onu hakladığını sanıyordum. O yaşlı çılgın. Tarmor ejderhalarla ilgili gelişmeleri bulmaya çalışıyorsa onun peşinde demektir. E ee? Time mı? Yani uzaktakileri her yalımı öldürmek istemeleri dışında mı? Tamor büyük savaş sırasında bizi parçalamadan önce Espen yalımların arşivcilerindendi. O yalımların kadim ejder tarafı ifradına aralıp onu okuyamadım. Onlar kafaya takmıştı. O zaman kimsenin ilgisini çekmemişti. Sanırım bizim düşündüğümüz gibi deli değilmiş. Ha? Yani tam oryalımların yalımların ejderhalardan haberdar olduğunu düşünüyor. Sanırım vadi kentte olduğunu düşünüyorlar. Sıçan yolunun aşağısındadır. Ben oraya giderdim. Giderdim. Vadi kente gitsen iyi olur. ne konuş. Onun bağlantıları sağlamdır. En azından iyi bir başlangıç noktası olur. Espenli bulduğunda eğer paranoyak mu düşünüyorsan bak sana güvenmesini sağlamam biraz zor olabilir. Sadece 30 Ekim'de nerede olduğunu sor anlayacaktır. Tamam hatırlarsam sorarım. Ee, görev sonlandırıldı. Ee, başladı kapandaki bilmem ne. Yalımlara ne oldu falan filan. Ejderha'da olmam neden bu kadar önemli? Açıkçası hiçbirisi ilgimi çekmiyor abi. Yeni bir görev aldık ve gidip onu yapacağım. Ejder Doğan'ın kitabı. Bunu da okuyacağım. Ama Skyrim'in gizemli kitaplar serisini seven yok aranızda. Al hepsini. Bir şeye ihtiyacım mı var? Bir şeye ihtiyacım yok. Artık seninle işim bitti. Görüşürüz. Yo. Neyse ya. Kesmeyeceğim. Zaten ortalığı talan duman ettim. <laughs> İnsanların içine ettim yani. Kardeş merhaba. Sen ölüyor muydun? Ölüyorsan seni de öldüreceğim. Hissettiğimden daha fena mı görünüyorsun? Bir dakika abi. Aktif etkilerde e, bir bakalım. Aktif etkilerde acaba hastalandık mı? Zehirlendik mi? Atak, kilit açma ve yan kesicilik daha zordur. Of dinlenmemiz gerekecek sanırım. Neyse Skyrim'e dönelim arkadaşlar. Uzun bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve biz bu uzun yolculuğun en güzide yolcularıyız. Bırlı. <laughs> Mifer Yeliner. Aa Mifer Yelinde Lydia ile evlenebilirim. Yaşasın. Nihayet... Görev bizi Mifer Yeli'ne götürüyor. Mifer Yeli nerede ya? Kadar zaten Lidya ile bizim buluşmamızı kesinleştirmişti arkadaşlar yani. Bu da tuzu biberi oldu. Vadi kent mi? Mifer Yeli'ne gitmiyoruz değil mi? Vadi kentte var mıydı ya bir evlilik dükkanı falan? Of of İvar köyü burası temizlenmiş o zaman biz buralardan geçmişiz abi. Karasu kampı. Tamam. Buralardan gidebiliyorsa Karasu kampından yardıracağız abi. En yakın Karasu kampı var çünkü bize. Ata bineceğiz. Karasu kampına ışınlanıp yardıracağız. Ama daha önce şu Iver köyünden ee, ya da Aksa'ya bir gidelim abi. Lidya'nın üzerinde bulunan ejderha pullarını satalım. Onları paraya çevirelim. Sonra Vadikent'e doğru yola çıkalım. Kendini hasta hissediyor musun? Sana ne? Hayır yani sana ne? Döveriz sizi. Şimdi şuraya bir girelim abi. Sarhoş Avcı Hanı'na. Merhaba Sarhoş Avcı. Kardeş. Ne satıyorsun? Ne alıyorsun? Boşver bilmek istemiyorum. Aa, silahlar yiyecek. Oo çeşitli de satıyor. Tamam. Biz de o halde çeşitlideki belki ejderhaları satabiliriz. Şu tavuk yumurtalarını alacı. Giysilerden bir dakika abi niye benim zırhlarımı alıyorsun ya? Yok burası e, benim satacağım şeyleri almıyor galiba ya. Ejder pulu filan her şeyi alan bir yer yok mu abi? Nereye satacağım ben bunları yoksa yani? Lidya'da duruyor şu an onlar. Ya yani neyse biz şuradan bir çıkalım da at falan varsa etrafta ata binelim atlayıp gidelim abi ya. Vadikente. Esper'ni bulmamız gerekiyormuş. Esper paranoyak falan değilmiş. O sana güvenmez dedi. 30 Ekim falan filan dedi derpin. Bakalım ya. Benim atım neredeydi abi? Ya at olduğu yerde duruyor mu? Beni takip etmiyor mu? O zaman ben öyle atın yani tepesine tükürürüm arkadaş ya. Hmm, evet at burada bekliyormuş. Hop. Şimdi. Başka bir yere ışınlanacağız abi. Nereye ışınlanacağız? Ee, Kırık bacak mağarası sanırım buraya daha hızlı gitmemizi sağlayacaktır. Kırık bacak mağarasının önünden yardırırız artık. Hiç girip mağarayı e, araştırasım yok açıkçası. Şimdi şuradan abi yardıralım. Gidelim evimize doğru ya. At kullanıyoruz zaten evimize doğru değil. Görev merkezimize doğru ilerleyelim. Bu yala esnasında yüksek ihtimal kurtlar falan saldıracaktır. Abi bu ata çok rahat iki kişi sığar biz. Neden e, tek kişi gidiyoruz yani? E, da var mıyız abi biz kız yürürken biz gidiyoruz? Yani neden o da ata binmiyor? Ya da neden iki kişi binebilecekken bunun bir mekan, mekaniğini yapmamışlar çok merak ediyorum ya gerçekten. Davar mıyız abi biz? Davar bu arada arkadaşlar büyükbaş hayvanlara denir. Bildiğim kadarıyla eski Osmanlıca'da. Çünkü ee, avar vergisi vardı sanırım. Avar vergisi mi vardı? Evet galiba avar isimli bir vergi vardı Osmanlı İmparatorluğunda. E, yok avar vergisi değil abi ya. Anam vergisi anam. Büyükbaş hayvanlardan alınan vergiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi ben tarih dersini gerçekten çok severdim ya. Tarihe de çok ilgi duyardım. Dershane hocamız anlatmıştı. Bu anam vergisini bize öyle bir ezberletti ki abi. işte bir tane adamın çiftliği varmış tamam mı? Çiftliğindeki büyükbaş hayvanları e, çalınmış. Ahıra girdiğinde bakmış işte hayvanlar yok. Oy anam anam ben ne yapacağım demiş. Oradan da işte anam vergisini çağrıştıracakmışız. Ama gerçekten yani YGS, LYS üniversite hazırlık sınavında çok işime yarayan bir bilgi oldu bu. Böyle kodlamalar güzel arkadaşlar ya. Kodlamak lazım. Yani davar deyince şimdi o aklıma geldi. Aşağılık kurtlar. Gel. Gel bir de sağdan çekeyim sana. Abi bu ee, at bozuk mu? Bir rahat dur ya. Bir rahat dur ya. Yuh. Kaplan kükreme sesi duydum abi. Kaplan mı gelecek üzerimize? Neyse atı hızlandıralım abi. Da var. Ee, abi ne oluyor? Lydia mıhladı değil mi onu. Mıhlayamadı. Bir saat biz burada çile çekiyoruz ya şu attan dolayı ya. At üzerinde silah kullanamıyorum abi ben söyleyeceğim şeyi de unuttum ya. Ha e, İstanbul İmparatorluğunu ilk kuşatan Türk Devleti de Avarlar'dır arkadaşlar. Avarların davarları varmış. E, bu davarları İstanbul surlarına götürmüşler falan. Oradan ne ilk İstanbul'u kuşatan devlet Avarlar. Yani... Böyle böyle kodlardık abi. Tarihi kodlayarak öğrenirdik. Ama ben normal standart öğrenme taraftarıyım. Hani not yazdıracak, anlatacak falan. Abi bir rahat duracağım mı? Kurt. Abi bu şeyden sonra kurtlardan nefret etmeye başladım. Emin olun yani. Sıkabilecek mi abi at üzerinde? At üzerinde sıkamıyor ya. Abi ya şapşallığa bağladı ya. Ölmedi mi o kurt? Nihayet öldü herhalde. Ya yürü gidelim şu yolların kurtlarını. Şimdi. Tövbe yarabbim ya. Bu arada ata isabet eden Lidya'nın oku ha. Bir dakika kardeş biz vadi kente gidecektik de kaybolduk herhalde ya. Oğlum nereye gidiyoruz biz lan? Nereye gidiyoruz abi? Mifer yerine gidiyormuşuz. Püh! Kafama tükeyeyim. Tam vadi kent henüz keşfedilmemiş diyor. Of of ya hele diyorum biz bir yere gidiyoruz ya nereye gidiyoruz? <laughs> Niye çok geriye gidiyorsun? Abi şimdi çıldıracağım ya. Dön dön geri dön. Geri dön. 365 metre geri dön abi. Ya Lidya yürü yanlış yoldaymışız. Gözünü seveyim yürü ya. Davarlığım tuttu abi. Harbi davarlığım tuttu yani. Of, of. Ne güzel tarihten sohbet ediyor. Sudur budur falan. E, e yanlış yoldasın. <laughs> yanlış yolda gidiyormuşuz ya. Var mı böyle bir şey? Ben bu arada saati öğrenmenin yolunu buldum. Şuna basınca mı açılıyordu time? Niye açılmıyor şimdi? Önceden açılıyordu. Neyse canım o pek önemli değil bizler için. <laughs> yola çıkalım bir şekilde yolumuza devam edelim de arkadaşlar. Oraya ulaştıktan sonra kaydımı sonlandırmayı planlıyorum. Yüksek ihtimal zaten yarım saate yakın olmuştur. Belki de ben çok atıyorumdur. Abi bunlar ne? Abi kiralık suikastçiler değil mi? İn abi attan in attan in. Attan in. Hayırdır kardeş siz yol mu kesiyorsunuz burada? Uhrik fırtına pelerin onları görmek istiyor. Ha, eğer burada karşıma çıkarsa tüm lezyona karşı tek başıma savaşırım. Eğer şikayet etme vaktin olabilirse falan filan diyor. Talos sana yol göstersin. Tamam. Anlaşıldı. Ee, fırtına peremeniler miğfer yerinde toplanıyor ama bu bizim savaşımız değil şu an. imparatorluk her ne kadar beni idam edecek de olsa şu an için fırtına peremenilerden değilim abi. Ne oluyor lan? Saat mi bipledi? Bir şey oldu bir. Abi geçen ne oldu? Ee, bir ara raid kullanıyorduk ya arkadaşlar. Raid açık unutmuşuz. Ee, saat gecenin 3'ü ya da 4'ü ben internette öyle takılıyorum. Arkadaşlarımla falan konuşuyorum. Raid bildiğiniz gibi odalara paldır küldür dalınabiliyor. Bizim odaya da bir tane eleman dalmış paldır küldür. Yaşını bilmiyorum ama böyle hani... Ee gecenin 3'ü 4'ü ben raid kalenin açık olduğunu bilmiyorum. Hani oradan benle iletişime geçirebileceğini unuttum. O açık. Bekliyorum abi. Gecenin 3'ünde 4'ünde şöyle bir ses duyuyorsun. Abi. Uyudun mu? Altıma ediyordum ya. Abi böyle bir şey söylenir mi? Abi uyudun mu diye. Ulan yanlış yöne gidiyoruz yine var ya. Çıldıracağım şimdi ya. Nereden gideceğiz abi? Dağ tepeyi mi aşayım? Ne yapayım anlamadım ki. Ne yapacağız abi? Daha tepeyi mi açacağız ya? Şuradan ıı, sapacağız herhalde. Yani abi uyudun mu? Gecenin üçünde söylenecek laf mı bu? Of yine mi? Yine mi ya? Yine mi ya? Tüküreceğim sizin kurdukluğunuza ha. O ata bir şey olursa senin şenemin bana tükürürüm ha. Ya yürü gel. Hemen arkandayım. Tamam onu biliyorum. Ana! Lan bir an ata bindi zannettim heyecanlandım ha. Yok nerede? Hala davarlık yapıyoruz biz. Abi nasıl gideceğiz bu biz vadi kente ya? Çıldıracağım şimdi. Şu yola inip öte tarafı mı takip edeceğiz abi? Şu tarafı mı takip edeceğiz? Yok burayı da takip etmeyeceğiz eminim. Of şuradan şöyle mi dolanacağız? Yüksek ihtimal buradan böyle dolanıp gideceğiz abi. Bu yol beni deli ediyor. Abi at arabası var. At arabasına bin diyorsunuz da onu nasıl becerebileceğim hala bilmiyorum ya. At arabasına binmeyi. Dur bir onu deneyeyim bari. Ne yapayım? Ee, Mifer yerine gidip Ya hakikaten Mifer yeline gitmişken bir evlenelim ya. Şu şeyleri bir görevleri bir durduralım da abi. Mifer Yelinde evlenelim. Mifer Yelinde değil Vadi Kent'teydi. bir yerde at arabası falan olması lazım. Bir yerde at arabası olmalı. Bu arada saat kaç? Oo, bayağı bir ilerlemişiz ya. Arkadaşlar müsaadenizle ben bölümü burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde o e, Vatikan'a gideceğiz ve Vatikan'daki Esper'ini bulmaya çalışacağız. Bakalım senaryonun gidişatı ne yönde değişecek. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmasını sevinirim. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Esen kalın.